Hz. Ebu Bekir İslam'a girdiği vakit, Allahü Teala ve Hz. Muhammed aşkına 80 bin altınını fakirlere tasadduk etti. Bu altınlardan 40 binini gizli, 40 binini ise aşikar verdi. Geriye hiçbir şeyi kalmadı. Sonra eline kıldan dokunmuş eski bir elbise geçti. Namaz vakti olunca bu elbiseyi giyer namaz kılardı. Namaz haricinde ise göğüs hizasına kadar tandırın içine girerdi. Üç gün böyle geçti. Resulullah'ın huzuruna gidemedi. Dördüncü gün Nebiler Sultanı sabah namazını kıldırdıktan sonra yüzlerini sahabe-i çevirdiler. Buyurdular ki, Üç gündür Ebu Bekir Sıddık mescide gelmedi. Acaba ne oldu? Gidelim hatırını soralım. O esnada Cebrail aleyhisselam üstüne siyah bir kıldan elbise giymiş olduğu halde indi. Resulullah Cebrail'i bu durumda görünce rengi değişti. Cebrail'e sordular. Ey Cebrail! Bu hal nedir? Cebrail aleyhisselam, Ya Resulullah dedi. Yedi kat gökte, arşta ve kürsüde olan bütün melekler böyle giydiler. Resulullah işin aslını sorunca Cebrail aleyhisselam, Ya Resulullah! Hz. Ebu Bekir, allah Teala'nın aşkına ve senin dinin uğruna 80 bin altın tasadduk etti. Şimdi giyecek elbisesi kalmadığı için mescide gelemedi. Namazları evinde kıldı. Hak Teala sana selam gönderdi ve Ebu Bekir'e elbise göndermeni emir buyurdu dedi. Nebiler Sultanı ashab-ı kirama dönerek, her kimin fazla giyeceği varsa Ebu Bekir'e versin ki Hak Teala da ona sevaplar, yüksek dereceler ihsan etsin. Cennet-i da benimle beraber köşkü olsun buyurdular. Ashab-ı kiramdan birisi bir hırka bulup Hazreti Ebu Bekir'e gönderdi. Hazreti Ebu Bekir gönderilen kaftanı giyip Resulullah'ın yanına gitmek için yola çıktı. Cebrail aleyhisselam hemen Resulullah'ın huzuruna varıp, Hak Teala bütün ashabınla Ebubekir'i karşılamanı emir buyurdu dedi. Resulullah da ashabıyla birlikte Hazreti Ebubekir'i Bekir'i musafahalar ve dualarla canı gönülden karşıladılar. Cebrail aleyhisselam yukarıdaki hadisenin hemen akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip şöyle demiştir. Ya Muhammed! Hak Teala sana selam eder ve buyurur ki, Ebu Bekir kuluma benden selam söyle. Bu fakir haliyle benden razı mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e bunu söyleyince, Hazreti Ebu Bekir ağlayarak, Ebu Bekir kimdir ki Rabbinden razı olmasın? Ben her şeyi yaratan Rabbimden razıyım. Razıyım, razıyım dedi. Bir gün Hz. Ebu Bekir ile Ebu Derda Hazretleri beraber yolda yürürken dar bir mevkiye geldiler. Ebu Derda Hazretleri öne geçip Hazreti Ebu Bekir'in ilerisinde yürürken karşıdan Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem bir ay gibi belirdi. Baktı ki Ebu Derda Hazretleri Hazreti Ebu Bekir'in önüne geçmiş. Kainatın efendisi Ebu Derda Hazretlerine hitaben Ey Ebu Derda! Niçin Ebu Bekir'in önünde yürüyorsun? Onun senden faziletli olduğunu bilmez misin? Böyle yapmak edebe aykırı değil midir buyurdular. Ebu Derda radıyallahu anh hatasını anlayıp tövbe ve istiğfarda bulundu.